Herkese merhabalar. 7. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı ön hazırlığı yapacağız. Ön hazırlık nedir hocam? Ön hazırlık dediğimiz sınavdan önce hangi konular çıkacak ona bakacağız seninle. Kazanımlara uygun bir şekilde okulda hocamızın hangi konulardan sorumlu tutacağını ve onların hızlı bir tekrarını yapacağız. Sonrasında 7. sınıf kanalında sen bu videodan sonra gidip kendi yazılı provanı izleyeceksin Tongçel Hanım. Aynı zamanda da sınıf anahtarı sisteminden de yazılıları izleyeceksin diyorum. Hadi bakalım o zaman ön hazırlığımıza başlayalım. Yazılının peki, provası kanalımda burada kendi yapacağız. Evet burada evladım seninle konu tekrarları hızlı bir şekilde yapacağız. Bir kere 2. dönem 2. yazılı konuları hemen söyleyeyim. Oran orantı, yüzdeler ilk konularda hatırlıyorsan geçen sınavda da vardı. Ondan sonra açılar Tonguç evladım benim bu sınavda özel olarak çokgenler, dörtgenler ağırlıklı çıkacak tabii ki. Aynı zamanda da çember, daire, geometrik çizimler ve veri analizi ağırlıklı çıkacak. Dolayısıyla biz bu konulara beraber çalışacağız. Seninle beraber hızlı bir tekrar yapacağız. Sizce zor bir yazılım olacak hocam? Hayır zor bir yazılım yok. Merak etme çok basit. Bir kere A bölü B dediğimiz şey aslında A'nın B'ye oranı şeklinde söylenebiliyor. Bir orantı dediğimiz şeyi hemen hatırlarsak eğer iki oranın birbirine eşitliği. A bölü B eşitliği C bölü D bir orantı diyoruz. Eğer Tonguç'um A artarken B artarsa veya A azalırken B azalırsa buna biz doğru orantı adını veriyorduk. Hızlı tekrarlarımızı yapıyoruz merak etme. Eğer A artarken B azalıyorsa A azalırken B artıyorsa yani ters bir ilişki varsa ters orantı diyorduk. Şimdi bunlar eski konularda tabii ki bunlar az çıkar sınavda ama yine de çıkar. O yüzden hatırlamamız gerekiyor. Mesela 1 bölü 2 dediğim şey %50 idi Tonguç'um. 1 bölü 4 dediğim şey de %25'ti. Bunları da hatırlayalım. Mesela Tonguç'um 120 liralık cekete %50 indirim yapılırsa %50 ne demekti %50? Yarısını bedavaya veriyorsun. Yarısı demekti. O zaman 120 liranın yarısı kadar indirim yapılırsa 120 liradan 60 lira yani yarısını çıkartırız. O zaman 60 TL'ye satarız bu ürünü. %10 zam yapılırsa bir malın %10'u nasıl bulurduk? Hemen hatırlayalım. 120'yi %10'la çarpardık. Hemen şöyle yapıyorduk. 120 çarpı 10 bölü 100 yapıyorduk. Sonra bunlar sadeleşiyor. Bunlar sadeleşiyor. 12 TL çıkıyor. Zam dediğimiz şey de fiyatın artması demekti. O zaman 120 artı 12'den 132 TL'ye satarız. Tarzında hesaplamalar yapacağız. Hem yüzde problemlerinde oran orantıyı da tabii ki kullanacağız diyoruz. Ve geldik aslında sınavda gerçekten çıkacak konulara. Şimdi ikinci dönem ikinci yazılı konularından tabii ki düzlemde 3 doğruyu bir de açılardaki özel kuralları hatırlamamız gerekiyor. Düzlemde 3 doğru dediğim şey de paralel dediğimiz şey ve kesişen dediğimiz kavramı bilmemiz gerekiyor. Bak Tonguç'um şu doğruyla şu doğru birbirine paraleldir. Şu doğruyla şu doğru birbirine paraleldir. Kesişen dediğimiz şeylerde doğrular birbirleriyle tek bir noktada, aynen tek bir noktada kesişir. Tonguç'um bir kere şunu unutmayacağız. Düzlemde 3 doğru da aslında şöyle bir mantık var. İki paralel bir kesen mantığı vardır. Bu iki paralel bir kesen mantığı sınavlarda çok çıkar ve hocalar da bunu çok sever. İki tane birbirine paralel doğruyla bir tane bunları kesen doğrunun birleştiği şekle iki paralel bir kesendir. Burada bir sürü açı birbirine eşit oluyor. Mesela şu açıyla şu açı yöndeş oluyor Tonguç Evren Bey. Aynı zamanda şu açıyla şu açı yöndeş oluyor Tonguç Evren Bey. Aynı zamanda yeşiller bak buralarda şu ikisi birbirine ters oluyor. Şu ikisi birbirine ters oluyor. Bu ikisi birbirine yöndeş oluyor. Aynı zamanda kırmızıyı da devam edersek mesela şu açıyla şu açı ters açılar oluyor. Birbirine eşit oluyor dolayısıyla. Bu açıyla bu açı ters açılar oluyor. Bu açıyla bu açı da yöndeş açılar oluyor. Tarzında bir sürü kuralımız var. Tonguç'um bazı açılar iç ters oluyor. İç tersleri hatırlarsak eğer bunun burasına iç diyorduk. Buralarsa dış diyorduk. İçinde bu açıyla bu açı iç ters açılar. Şu yeşile şu yeşil iç ters açılar. Şu kırmızıya şu kırmızı dış ters açılar. Şu kırmızı şu kırmızı dış ters açılar. Çünkü ters yönlere doğru bakıyorlar diyoruz. Peki geldik ZMC. İşte sınavlar zaten soruların çıktığı kısım Tonguç evladım benim. ZMC kuralı. ZMC zor o. Hayır. Onu sonra hayır. Z kuralı vardı. Z kuralını hemen hatırlayayım sana. Bak burada bir Z harfini görebiliyor musun Tonguç? Evet hocam. İşte bu Z harfinin kıvrımları birbirine eşittir. Buradaki açılar birbirine eşittir. Mesela burası 60 derece ise burası da 60 derece diyebiliriz. Bir de Tonguç'um C kuralı var ki o da C harfini görebiliyor musun Tonguç'um Allah aşkına? Görebiliyorum hocam. Bak burada bir C harfi var. C kuralında da C'nin toplamı 180 derece. O zaman 60'tan ne 180 derecedir? O zaman burasının 120 derece olması gerekiyor. Tarzında kurallar bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda M kuralı var. Harfleri görmem lazım değil aynı mi hocam? Bak şurada sen M harfini görebiliyor musun Allah aşkına? Baksana hop 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 hop. İşte bu M harfinde de mantık şu Tonguç'um. Bu M harfindeki şu iki tane üst ve alt kısım ortadakine eşit oluyor. Yani burası A, burası B ise burası A artı B şeklinde yazılabiliyor diyoruz. Bunlar da önemli kurallar. Bir de kalem ucu var. Hatta şuraya da ZMC bir de roket kuralı yazalım. Roket kuralı nasıl biliyor musun? Şuraya dikkat eder misin? Bak şurası sanki bir roketin veya kalemin ucuna benziyor. Şu açı, şu açı ve şu açının toplamı
360 derecedir. Bu da özel bir kuraldır diyoruz. Ve geldik diğer çokgen ve dörtgenlerin özelliklerine. Şimdi Tonguç'um, çokgen deyince aklına geliyor herhalde. İçerisinde 9'dan fazla kenarı olan, çok üç fazla kenarı olan. 3 ve 3'ten fazla kenar olan şekillere biz çokgen diyoruz. Mesela dörtgen var, beşgen var, altıgen var. Hatta üçgen de bir çokgen, unutmayalım. Çokgenlerde iç ve dış açıların toplamını bilmemiz gerekiyor. Tonguç'um, iç açıların dörtgende toplamı 360 derecedir. Dış açıların toplamı da 360 derecedir. Zaten Tonguç, sana ne olursa olsun bir çokgendeki dış açıların toplamı kaç derecedirse hep 360'ı yapıştırabilirsin. Dış açılar hep 360'dır. Dış açılar hep 360'dır, bitti. Yani 900'gende de mi? 900'gende de 360'dır, tebrik ediyorum. İç açılar ise değişir. Mesela bunda 360'dır. Beşgende artık 540'tır. Altıgende artık 720'dir tarzında bir kuralı vardır. İç açılar toplamını bulabilmek için N-2 çarpı 180 denilen bir formül de vardır Tonguç Evlenmeyim. N-2 dediğimiz şey kenar sayısı eksi 2. Yani mesela altıgende 6 eksi 2 4 çarpı 180, bak 720 çıktı. Dış açılar toplamı her zaman ama her zaman 360 değil. Bunu söylemek istiyorum tekrar. Köşegen sayısını bulmak için de şöyle bir mantığımız var. Üçgende köşegen yoktur Tonguç evladım benim. Sıfır yani yoktur diyebiliriz. Dörtgende köşegenler 2 tanedir. Beşgende köşegenler 5 tanedir Tonguç evladım benim. Onun içinde belli bir formül var ama bunu bilmesen de olur, fark etmez diyoruz. Şunu unutmayalım. Paralel kenar, dikdörtgen ve eşkenar dörtgendeki özellikleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Paralel kenarda karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Aynı zamanda karşılıklı açıları birbirine eşit. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, köşegenlerini çizdiğimiz zaman birbirlerini ortadan ikiye kesiyorlar ama köşegenleri birbirine eşit değil. Çünkü bu uzun köşegen, bu kısa köşegen. Tebrik ediyorum seni, çok güzel adedin. Ve burada da yamuğa baktığımız zaman, tabii yamuk... Bana niye bakıyorsun? Tam sana bakmadım, biliyor musun? Pardon, yamuğa bakmadım, özür dilerim. Dikdörtgene baktım. Dikdörtgende şöyle düşünelim. Bu karşılıklı kenarları birbirine eşit ve bütün açıları 90 derecedir Tonguç evladım benim. Köşegenlerini çizdiğimiz zaman köşegenleri birbirine ortadan keser ve bütün köşegenler birbirine eşittir Tonguç evladım benim. Paralel kenara baktığımız zaman eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. Karenin sanki yamulmuş hali. Karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, köşegenlerini çizdiğimiz zaman köşegenleri birbirini ortadan ve dik keser. Ama köşegenlerden bir tanesi uzun, bir tanesi kısadır. Hatta köşegenler açıları ortadan ikiye keser. O da başka bir kuraldır diyebiliriz Tonguç'um. Kareye baktığımız zaman karedeki mantık şu. Bütün kenarları birbirine eşit ve bütün de açıları 90 derece. Ve aynı zamanda köşegenlerini çizdiğimiz zaman birbirini dik keserler ve ortadan ikiye keserler Tonguç evladım. Aynı zamanda köşegenleri açı ortay olduğu için de 90'ı ikiye böler. Yani 45-45 ayırır. Yamuğa baktığımız zamansa yamukta da mantık olarak karşılıklı kenarları birbirine eşit ama onun dışında şu iki açının toplamının 180 veya şu iki açının 180 olmasından başka bir kuralı yok. Köşegenlerini çizdiğimiz zamansa köşegenlerin arasında da hiçbir kural yok. Aslında sadece burada Z kuralını hatırlarsan yeterli olur sanıyorum. Eşkenar dörtgenlere baktığımız zaman eşkenar dörtgende alanı bulabilmek için taban çarpı yükseklik yapabiliriz. Aynı paralel kenardaki gibi. Paralel kenarda da alan taban çarpı yükseklik yapılır. Ama eşkenar dörtgende bir özellik daha var ki köşegenlerinin çarpımı böyle iki şeklinde de bulunabiliyor. Alanını diyoruz. Yani köşegenler çarpımı böyle iki. Ama normalde tabanı çarpı yüksekliği aslında alanı verir. Bunu tekrar buraya yazmak istiyorum. Köşegen çarpımı bölü iki de alanı verebilir eşkenar dörtgende. Yamuktaki alana baktığımız zaman üst taban yani A artı alt taban yani B bölü 2 çarpı yükseklik şeklinde bir alan formülü vardır. Yamuktaki alanda sınavda %1000 trilyon çıkar diyoruz. %100. Geldik bilmemiz gerekenlerden çember, daire, veri analizi ve geometrik cisimlere. Bütün konuları bitiriyoruz artık. Şimdi Tonguç'um. En çok buradan mı geliyor hocam sizce? En çok buradan gelebilir. Çünkü en son konu buydu. Bir kere bir daire çizdiğimiz zaman bu dairenin veya çemberin bu R dediğimiz şeyine biz yarı çap diyoruz Tonguç'um. Yarı çap dediğimiz şey çapın yarısı. Çap dediğimiz şey normalde bir daire çizmek şurası çaptır. Buradan ortadan ikiye bölünürse ve bir tanesine R denir diyoruz. Bu da şu zımbırtı yani şuradan şuraya kadar olan mesafe ise AB yayı diyoruz. AB yayı diyoruz ve üzerine böyle bir yay işareti koyaraktan gösterebiliriz. Aynı zamanda alfa dediğimiz şey ise yani şuradaki açı merkezde olan açı ise biz merkez açı diyoruz Tonguç'um. Çemberin çevresine baktığımız zaman
Çemberin çevresi 2 pi ile hesaplanıyor. Tamam eyvallah. Çemberin çevresinin üzerindeki bir yay uzunluğunu soruyorsa bize yine 2 pi r diyeceğiz ama çarpı buradaki merkez açının 360'a oranıyla çarpmamız gerekiyor ki buradaki yay uzunluğunu bulabilirim. Daire dilimine baktığımız zaman daire dilimi dediğimiz şey normalde dairenin alanı nasıl yapılır? Pi r kareyle. Ama çarpı bir de buradaki merkez açısının oranıyla çarptığımız zaman pi r kare alfa bölü 360'da daire diliminin alanını verir diyoruz. Bunlar sınavda %1000 trilyon çıkar. Böyle garip garip alanları da sorabilirler. Şimdiden söylemek istiyorum sana. Bunları sorarlarsa hiç endişe etmeyeceğiz. Yapabileceğiz soruyu. Önemli olan bir yerden bir yeri çıkarmaktır diyebiliriz. Geldik Tonguç'um birazcık da veri analizine. Mod dediğimiz şey tepe değeridir. En çok tekrar eden değere biz terime biz mod deriz yani tepe deriz. Medyan dediğimiz şey de ortanca terimdir. Ortanca kardeş. Yani aslında ortadaki terimdir. Ama burada çok önemli bir şey var. Buna bir nokta düşmek istiyorum. Küçükten büyüğe sıralı olmalı aslında medyan dediğimiz şey. Ortalama dediğimiz şey ise verilerin hepsini topla. Verilerin adedine böl. Yani herhangi bir ortam. Mesela sınavların ortamı nasıl buluyorsun Tomuş Evlam? Hocam birinci yazılı ile ikinci yazılıyı topluyorum. Sonra ikiye bölüyorum. Sonra kaç tane yazı varsa, kaç tane veri varsa ona böleceğiz işte. Burada bu kadar. Çizgi grafiği, daire grafiği, sütun grafiği şeklinde farklı grafikler var. Unutma çizgi grafiği düşüş ve artışları gösterir. Özellikle sıcaklık zaman grafiklerinde çok kullanırız. Aynı zamanda daire grafiğinde verilerin bütünle ilişkisini. Mesela ben zamanımın yüzde kaçını ne için kullanıyorum? Daire grafikleri böyle 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 falan filan gösterilir. Çizgi grafiklerinde şöyle bir grafik çiz. Şöyle. Sütun grafiğine baktığımız zaman ise böyle böyle sütunlar olur. Bunlar da verileri karşılaştırır. Hangisi daha büyük hangisi? Fenerbahçe taraftarlarım daha büyük. Galatasaray taraftarlarım gibi verilerin karşılaştırmasını kullanılır. Diyoruz ve geometrik çizimlerde de ön görünüm, üst görünüm, alt görünüm, sağ görünüm, yan görünüm falan filan bunlar çıkıyor. Mesela buna sağdan bakarsak nasıl görürüz Tomuş Evladım benim sence? Sağdan bakınca nasıl hocam, görürüz sence Tomuş yani Evladım? Yani anlamıyorum ki hiçbir hayır, burası neyse. Bak şu kırmızıyla boyadığım yerleri görürüz. Ve kırmızı boyadığım yerleri şöyle görürüz aslında. Bak bu şekilde görebiliriz. Üç tane kare görürüz aslında. Ama ben buna önden bakarsam Tomuş'um burada da şu üç tane yapıyı görürüm. Yine baktığım zaman yine aynı şekil ortaya çıkıyor. Önden baktığım zaman da şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Ama ben buna üstten baktığım zaman da farklı bir zaman yerleri görürüm. Mesela şurayı görürüm, şurayı görürüm ve şurayı görürüm. Falan tarzında yorumlayabilmemiz gerekiyor gördüğümüz şekilleri Tonguç evladım benim. Buraya kadar aldık mı her şeyi Tonguç? Anladım hocam. Süper zekisin. O zaman şimdi yapman gereken şeyi sana söylüyorum. Bununla alakalı yazılı provamızda süper sorular çözdük. Bu süper soruları git 7. sınıf kanalındaki yazılı provamızdan çöz. Zaten buradaki linkten de hemen ulaşabilirsin iyi butonundan. Aynı zamanda açıklamada linkte de var evladım. Ondan gidip lütfen yazılı provamızı izle ve sınavda mükemmel bir derece al. Bunu niye yaptık dersen bilmemiz gerekenleri ayrı bir konu, videoda anlattık ki Tonguç evladım benim çok uzun oluyordu videolar. Dolayısıyla bu şekilde hem daha kısa seninle parça parça ilk başta konuları tekrar ettik. Aynı zamanda da hemen yazılı provamızı çözeceğiz seninle beraber. Hadi bakalım ödül sorumuzu. Şimdi kanalıma gidiyorum değil mi hocam? Şimdi kanalına gidiyorsun. İyi butonunda. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Kanala abone olmayı unutma. Hadi bakalım.